engelli kardeşlerimize olan bakışımızın nasıl olması gerekir? Her ne olursa olsun Allah'a göre bakıp anlamak gerekiyor. Eğer engelli ise bununla beraber o yaşta vefat etmiş olması aslında öbür tarafa bir şefaatçi göndermiş demektir. Çünkü ailesi de onunla beraber sıkıntı yaşanmıştır. O yaşanan bütün sıkıntılar onlar için rahmet olur, nimet olur, güzellik olur inşallah. Zaten öyledir. Mesele görmeye gelince inşallah öbür tarafta zaten hep beraber olacağız. Bu sefer engelli değil, bu sefer sağlam olarak hep beraber olacağız. Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki asıl hayat Allah katındaki hayattır. Asıl hayat cennet hayatıdır. Çalışanlar bunun için çalışsın. Biz de hayatı yaşarken ebedi hayatımızı, cenneti kazanmak için çalışıyoruz, çalışmamız gerekir. Allah katındaki hayatı istememiz gerekir. Onu istediğimizde mutlaka Allah onu ikram eder. Bunun için sebepler, vesileler yaratır. Allah bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, bu mutlaka ebedi hayatımızı, Allah'ın rızasını kazanmamız için bir sebep, bir vesiledir, bir imkandır. Eğer analar, babalar, engelli evlatları varsa, onların bakımını yapıyorsa, onlarla beraber çektikleri o zahmet, baştan sona ibadettir. Baştan sona Allah'ın rızasını kazanmak için bir nimet olarak görmeleri gerekir. Muameleyi de öyle yapmaları gerekir. Evet, söylüyoruz. Bütün engelli olanlar, ister önceden, ister sonradan olmuş olsun, her birine bir ayet nazarıyla nazar etmek gerekir. Allah'ın yeryüzündeki bizim için ayetleri ayet olarak görmemiz gerekir. Onlarla muhatap olurken Allah'ın ayetiyle muhatabız. Nasıl bir ayet? Şükür ayeti. Kulum, sen de böyle olabilirdin. Bunun için şükret, Allah'a hamd et, nimeti gör. Bizim için bir şükür ayeti olmuş olur. Onun için ayetlerimizi sevmemiz gerekir. Allah'ın bizim için yarattığı ayetleri sevmemiz gerekir. O ayetlere gereken o ihtimamı, güzelliği göstermemiz gerekir. Elbette ki bunun karşılığında Allah'ın ikram ettiklerini bir tek O bilir. Bizim bunun için bir ölçü koymamız bile doğru değildir. Onun için hamd ediyor, şükrediyor. Rabbimize isyan etmiyor, itiraz etmiyoruz. İnşallah ahirette de hep beraber oluruz. Bir şefaatçi göndermişiz inşallah. Allah kardeşimize de sabır versin, sabrı üzerlerine yağdırsın inşallah.